Efendim, herkese selamlar. Günün ikinci uçuşu ve Asya'nın da son uçuşuyla birlikteyiz. Manila'dayız. Buradan Dumaguete'ye gideceğiz A320 ile. Simülatörün sesini bir açayım abi şuradan. Simülatörün sesi açıldı. Yayına baktım. Bir önceki yayında ses, mikrofon sesi falan iyiymiş. Şimdi Manila'dayız dedik. Sağdaki Air Philippines benim. Solda AirAsia var. O da Mücahit'in uçağı. Mücahit eşlik edecek bugün bize. 2.4'ten kalkacağız. Tam havada 1 saat geçirmeyi planlıyoruz. Gene her zaman olduğu gibi. 1 saatlik şeyimizden taviz yok. Hemen hazırlıklarımıza birazdan başlarız. Güzel bir uçuş. Hava durumu da normal gibi. Biraz böyle bulutlu bir şeyler var ama böyle çok da kötü değil. Önümüz boyunca açık, zaten gittiğimiz yerde tatil beldesi. Duruma göre bakacağız. Rüzgar döner diye sabahleyin öyle bir korkmuştum ama bir sorun olmadı. Hemen şöyle bir genel kontrollerimi yapayım uçakla ilgili. Tık 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 tık, buralar tamam, şurası tamam. Aşağı geldik, burada her şey normal. Bir. İki. Exit power on. Emergency lights are on. No smoking. Seat belts on. Navigation ne low'da. Strop şimdilik auto. Crew supply on. Ground control on. Bir. ADRS'leri açalım. Başucu light'larımızı açtık. Işıklara başlaşmış. Şuradaki ışıkları kim geldi? Oo, Raydan Lux. Welcome or hoş geldin. Şeyini, nickini şey yapamadım ama büyük ihtimalle bizdensindir. Hemen Atsu şeyimizden uçuş planımızı çekeceğiz. Flight unit. Unit data request diyoruz. Hemen buradan bir request gelsin. Request geldi, uçuş planımız. Hemen şuradan gelelim. Tabletimizi açalım. Uçuş planımızı tablete getirelim. Briefing. On. Aa, tamam, hoş geldin tekrar. Tamam, bizdensin sen. Ya bazen yabancı arkadaşlar geliyor, onlara mesela balansa geliyorsunuz. Load aircraft olduğu gibi planlamış olduğumuz uçuş planı yüklendi. Hemen birinci şeyden geldik. FMC'yi açtık. Burada her şeyin normal olduğunu gördük. Unit'ten. Bugün Gapris, yani Airfield. Filipinas Express'iz bugün. Foxford. Request diyelim. Yok ya. Belli bir şeyden sonra ne yazık ki aslında iyi bir şey değil bu arada Raiden. Ezberliyorsun, o kötü biraz. Ezbere gitmek. Normalde check'le gitmen lazım. O biraz kötü. Cost indeksimiz 6 bugün. Şöyle geldik flight plan'a. 2.4'ten kalkıyoruz. Verde 2P ile ayrılacağız. Verde bu arada hem İspanyolca hem Portekizce hem İtalyanca da yeşil demek. Verde 2 papa. Papa. Herhangi bir transition'ımız yok. Şuradan girdik. Barış meydanımız içinde. Bugün Arnav 2.7 yapıyoruz. Grassi transition'ıyla. Arrival'ımız Nanas bir viski. Burada. Transition'ımıza girelim. Grassi. Exit. Şöyle planımıza bir bakalım. Herhangi bir discontinuity durumu var mı? Yok. Flat plana geldik. Init page. Bu sefer ikinci sayfamıza geldik. Uçağımız 59.5 ağırlıkta, boş olarak 31.2'de merkez ağırlığımız. Şöyle girdik. 7.3 yakıtımız var. Onu da buraya giriyoruz. Bu kadar. Şimdi alternatif meydan için yakıt bilgisini gireceğiz. Alternatif 1.9 vermiş.
dakika şuraya girelim. Rüzgarımız M8 gözüküyor. Şöyle 8 yaparsak nereden geldin? Tail'den geliyor 8 knot. O da güzel. Buralar tamam. Flat plan tamam. Burada unit page, progress page'e geldik. Şuraya şimdilik Manila'nın 2-4'ünü ekleyelim. Burada kalsın. Fix infomuzda Manila worum mu yapıyor? Ne demiş? Aynen airport demiş. O yüzden geliyoruz buraya. Fix info RPLL 25 mili bir sallayalım şuradan. Radius. Bu da güzel. Performans unit'e gelmeden önce secondary flight copy aktif dedik. Airfield 28 Foxford 555. Elemana wind check'te yardım ettik. Şimdi Departure 2-4 X 10. Bu arada intersection gireceğiz. Gerek yokmuş. Tamam. Böyle yapalım. Kalkış hızlarımızı kontrol edelim. 151, 152, 151, 151, 153. Performans 151, 151, 153 girildi. Ondan sonra 2 down 02 flaps ve trim ayarımız fleximiz 61 ve 1080 tırmanma veriyoruz. İlker hoş geldin. Bu da tamam. Buralar güzel hocam. Tertemiz. Böyle bıraktık. Menü FMC dedik. Şöyle pardon. At sudan. Mesajlarımızı okuyalım. Mesajımızı onaylayalım. Accept dedik ve burayı performans değil. Lex page'de bıraktık. Uçuş yüksekliğimiz bugün 310. Check. Şimdilik konseptimizi, pardon konseptimizi şeylerimizi açalım. Bu arada yavaş yavaş ADRS'lerimiz de align oluyor. Şuradan geliyorum unit page'den bu sefer IRS'leri okuyabiliyorum. Ve wind'leri de rüzgar bilgilerimizi de uçağımıza alıyoruz. En son bu alınıyor genelde. Diyorlar ki bilgisayarı çok yorduğu için yani simülatörde değil ama gerçek hayatta en son bunları alırlarmış. Burada girdik. Her şey tamam. Şu GPS'imizi okuyalım. Buralar tamam. Buraya geldik. Terrain radarımızı açtık. Transponder için şöyle tık 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 bir yapalım. Böyle kalsın. Burayı iyi. Üst panele geldik. Bütün yakıtlarımızı alalım. Master Switch on. Yaklaşık 1 saniye, 3 saniye kadar bekledik. Ve APU Master Switch Start. Yanımdaki kim? Devasa bir uçak geldi yanıma. A330 bu. Nereye gidiyor? Bir dakika, A359 yazmış. Bir tanesi Cebu'ya gidiyor. Ama departing ise adamın online olması lazım. Vay vay vay. Hocam. Gelecek ya, yakında geliyor. Evet, APU'yu bekliyoruz. Tamam, sorun değil, zaten taksi vesaire var. Orada 15.000 constraint'imiz varmış. Nerede o? Ha, 15.006 geçiliyor. Tamam, set. Evet. APU geldi. APU bullet on. Exit power off. Buradan hemen yerle ilişkimizi keselim.
Servis. Evet, aracımızı ittirmek için şöyle aracımızı çağıralım şu anımız için ve kapımızdan da ayrılacağız bu arada. Beacon lights on. Check. Oo, Ronfale hoş geldin kaptanım. Eyvallah. Ya bir şey söyleyeyim. Kadersizliğin böylesi. A320'ye denk geldin ya. Sabahleyin CRJ'leydik. Neredeydin? Buralar tamam. Hocam şimdi baş sola, kuyruk sağa geliyor. Ondan sonra kilo lima takibiyle direkt pist başına kadar gideceğiz. Kilo lima Charlie ve 2-4 başı yapacağız. Mücahit Hela'ya kadar gitti. Gelecek, onu da ikaz ederiz. Şimdi tekrar onu alayım. Her şey normal. İkaz edelim. Ha, geldin mi? Manila traffic very good afternoon. Airfield 28 Foxworth stand 43 now push and start. Manila traffic 23 miles to Lincoln. Parking brakes release. İttirelim. Her şey normal, engine start. Buralar yeşerdi. İkinci motoru verdik. Yo, ATC yok ya. Şeyde Watsim'de ikaz ediyorsun ya yaptığın şeyleri. Sen istersen text de yazabilirsin bu arada. Evet, sağ motorumuz geliyor. Şurada sesim normal. Simulator. Here I for my push and start. Gel gel. Evet. Mücahit de aldı şeyini. Evet ya, iyi. Evet, kuyruk sağa. Baş sola geliyor. Engine 2 available. Number 1 bu sefer. Hadi bakalım. Köpek sesi duyalım biraz. Yok, Hindistan'da değil. Bu sefer Filipinler'deyiz. Sabahki uçağımız Japonya'daydı. Bu sefer Filipinler'deyiz, Manila'da. Asya bitiyor yarın. Oşiyanika. Evet, number one da geldi. Aracı geri gönderiyorum. Gidiyor. O Remzi. Hoş geldin. Adıyaman'ın gülü. Şimdi burası tamam. Ignition off. Afrika'ya da yok. Afrika Oşiyanika'dan sonra Güney Amerika'ya giderken. APU bleed off, master switch off. İki flap vereceğiz bugün. Verdik. Trimimiz eksi 2. Şöyle fasiliteye gelirseniz down 0.2 olduğunu gördük burada. Tamam. Hazır fasiliteyi açmışken abi up down left right rudder left right. Bu da tamam. Buralar tamam. Şöyle gelesin bir kere bastık. Take off.
şeyimiz okey. Şurada sistemi alalım. Eyvallah. Parking brake release. Manila traffic airfield 28 Fox Ford now on Kilo. We'll be taxiing runway holding point 24 via Kilo, Lima and Charlie. Traffic advisory to MSNs on the runway 24, excuse me, 469. Tamam. Hadi gidiyoruz. 24'a gelen var. Rex, check. Manila traffic for the 738. We'll be pushing back for runway 24. Aynen öyle valla. Eleman geri geliyor. Ulan bekle bir. Oo Atilla'cığım hoş geldin. Hocam tatil modundan ne zaman çıkıyorsun? Tabi tabi DC-3'ler abi şey ya air tanker olarak kullanılıyor. Artı FedEx'te var hala. Kimse ölmedi ya. Pala. Bu arada Mücahit de sağdan yanaşıyor yavaş yavaş. Charlie'ye giriyoruz. Abi DC onların daha işi var. Hayırdır ne yaptın ki? Ne yaptın eve giderken sistemi mi söktün? Ne yaptın tatile giderken? Yoksa sistemde değişiklikler mi var? Ha çok iyi. Çok iyi. Bu arada inbound trafik var. Evet ya burası tamir merkezi ya Asya'da. Baksana orada Airbus'un bir tane uçağı var. 747 mi acaba o? Dur bakalım. Tamam gel oğlum ya. Bak bak A350'lere bak. Herhalde bunlar pandemi döneminde yapmışlar burayı. Abo Sebular. A380 mi o ya? Vallahi benziyor. Korkma yeğenim iyi ya. Vallahi buralar hep heavy. Bak Lufthansa Teknik'in merkezi varmış orada. Büyük ihtimalle Airbus'tır. Manila Traffic Airfield 28 Foxworth will be halt at Hotel 1 Runway 24 for inbounding traffic. Roger that. Geliyor eleman geliyor onun inişini izleyelim. Gençler izlesin inişi. Tipin neydi senin bakayım? Oha A339. Şurada sağda çay reklamı mı var? Bana mı öyle geliyor ya? O salça mı çay mı diyeceğim şimdi. Ona bir bakalım uçağı izlerken. Orada elemanı da izleyek. Then charging the hotel one.
Vallahi 339 hocam. Mücahit de burada. Of. Of. Airfield 28 Foxhort lining up 2-4 and wait. Mücahit, senin arkama geldiğin iyi oldu, öbür... Landed de çıktın mı yeğenim, o öyle değil o işler. Çıktım diyeceksin. Landed diye ya. La gerizekalı. Yapmayın böyle şeyler ya. Landed diyor ya. Vacate diyeceksin. Neyse, vacate ettiğini gördük. Heh. Tamam. O zaman gidiyoruz. Hadi besmele. Fifty. Flex 61 SRS runway. Flipping 469 or tracking to Gulf 8 with ski to terminal 1. Traffic advisory. Tamam yeğenim, bırak artık bu işleri ya. Tam kafadan 14 mi? Süpersin. Filipinler bu arada efsanedir ha Manila simülatörde. Airfield 28 Foxhort Airborne Verdi 2 Papa. Eyvallah Mosby. Bir tazeleme olmuş. Eyvallah, hoş geldin. Ne haber? Of, çok güzel tırmandık bu arada ya. Hafif yağmur da yakalıyoruz. Pilot Master Switch 1. İkaz edeceğim Mücahit. Flabı da topladık. Yok canım. Rekora koşuyorsun yani yine. Bir şey söyleyeyim. Vatandaş ikiye bölündü Mosby ya. Bir kısım 788'i beğeniyor, bir kısım beğenmiyor. Ne diyorsun sen? Bu işe? Aha. Mücahit, senin üstüne mi gidiyor o adam?
Harbiden niye öyle oldu Mücahit? Abi tam Mücahit'e kalk diyecektim. 10 mili, 10 mili geçtik şimdi. Aynen öyle. Orası doğru valla. Ya hem 10 mil hem 10 bin fit geçildi. Mücahit ikaz ediyorum kalk diye. Adam line up mı oldu şimdi? Kalktın mı? Ha iyi tamam. Tamam, sorun yok. Yeter bu zaman bize. Ben şöyle bir unrestricted open climb yapacağım o zaman. Baromuzu resetledik. Burada her şey normal. Müzik için bütün ortam sağlandı abi. Sabahki dinlediğimiz radyoyu çok sevdim. Gene onu açacağım. Tamamdır hocam. O Tarık. Ne haber? Tarık sen neredesin ya? Yayın yok, sen yoksun. Yalnız arkamıza sağlam şey bıraktık ha. Eyvallah iyiyim ya, çok şükür. Döndük işte, iş vardı. İşten döndük uçuşlara. Vallahi mı? Aha arkadaşlar Tarık'a başın sağ olsun deyin. Hadi hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Rip. Hocam artık Tarık'ın uçuşlarından Watsim sorumlu değil. Başka bir ATC bakacak Tarık'a. Aşkım ben 1,5 saat uçabilir miyim? Bundan sonraki şey bu clearance. Şöyle geldik. Fix info'dan hazır fix'imizi siliyoruz abi. Devam et. Söze çok iyi ya. Uçuşlar hadi neyse sessiz geçer de hocam. Call of Duty'yi nasıl yapacaksın ya? Peşin peşin konuştum diyor bir de ya. Hocam onlar ben sana bir şey... Yalan olmasın o işler. Bir şey söyleyeyim mi? En iyisi benim gibi yapmak. Bak ben evlendiğimde hiçbir şey yoktu. Ne bilgisayar vardı ne de benim bu model uçaklar vardı içerideki. Hepsini sinsice yavaş yavaş yaptım hocam. Bu arada 7 dakika oldu. 1.8.0 geçildi. Toplamda 1 saat sürecek bu uçuş. Manila'dan 30 mil uzaklaştık. Hatta bunları artık kapatabiliriz. Şuraya airport'a alalım. Islak imza. Ya daha dur, daha dur. Daha bir süreç var. Daha bir süreci bir geçsin. Ona göre her şey netleşir. Daha imzanın imzasını attı adam. İmzanın imzası.
Bu arada arkadaşlar, dünyada en çok adaya sahip olan ülkelerden biliyor musunuz Filipinler? Yüzlerce adası varmış. Hadi canım. Boş kalırsan oynarsın. O üçgen pi, hoş geldin. Hocam eski dostlar güzel oldu ya. Bak, Mozbi yoktu piyasada. Ramfalya yoktu bu hafta. Üçgen pi bayağıdır yoktu. Ne güzel. Kadro burada güzelleşiyor bak. Atilla kaptanımız tatildeydi Türkiye'de, yeni geldiler. Ekran kart şeyini, ana kartını düzeltiyormuş. Batuhan bu uçuşa gelmedi, hayret ettim. Yoksa başka bir yerden mi gelip sürpriz yapacak acaba? Yoksa Cebu'dan mı gelecek bu uçuşa? Aa, o zaman iyi. Güzel vallahi ya, çok iyi. Yaramazlık yok. İşte iş güç. Yok yok, açmaz, merak etme. Daha gece oldu şimdi orada. Kaç şu anda Manila'da saat? Gece 11.30 abi, millet uyumuştur ya. Oradaki Tarıklar yatmıştır şimdi. Dialan Uvu. Hoş geldin or welcome. Üçgen. Ben tur rehberliği yapıyorum, çevirmenlik, yatırım danışmanlığı. En son işte bir hafta ara verdiydim. Uçuşlara tur vardı, tur yapıyorduk. Türkiye'den grup vardı, 20 kişilik. Yo, ATR daha dün uçtum ya, Hindistan'daydım dün. Çok güzel bir uçuş yaptım, hatta izle tekrarını. Var var, Türkler dışında mı? Türkler dışında Portekizler var. Abi o biraz dil yelpazesiyle ilgili. Şimdi İngilizce ve Portekizce konuşuyorum ben. Duruma göre değişiyor. Ama çoğunluğu Türkler. Yani %90'ı diyelim. Bak, Hindistanlıların bir tanesi şey demiş. Simülatörde demiş, Hindistan'a çok uçan görmüyorum, İçeriğini çok beğendim demiş. Sonra da bir tane havalimanı önermiş ki biz o havalimanına inmiştik. Ha, yok. Şöyle bir şey var. Dinleniyorum ya şimdi, bir ara verdik pala. O yüzden dedim ki sabah boş geçmesin dedim ya. Araya dedim bir uçuş yapalım. Hatta yarın da öyle yaparız büyük ihtimalle. Perşembe. Cuma'da 3 uçuş yapıyoruz ya. Büyük ihtimalle yarın da öyle yaparız. Güzel. Hello, how are you? İstilan Uvu, how are you? Thank you very much for your following. Sorry, I just saw your message here. Hollanda'dan 5 mi aldın? O ne? Bir dakika, 5, 5, 5. Hollanda'dan 5 ne alınır? Hollanda. Aa, çok iyi. Ben de Hollanda'dan 5 alınca, aldım deyince, Yeni Zelanda'da Kadınlar Dünya Kupası var. Hollanda Portekiz oynamıştı. Dedim herhalde onun üzerine iddia mı yaptıydı? Ne yaptı dedim. 5 alınca oradan dedim, 5000'i mi kaldırdı? Ne yaptı dedim ya. Direkt o geldi aklıma. Hollanda Hollanda. 5 deyince bir de. Aa, çok iyi. Ya bir şey söyleyeyim mi? PlayStation'ın 5'in fiyatları da düştü bu arada. Bizim müşterilerden, yani tura gelenlerden alıp gidenler oluyor. Tax free yapıyorlar. Şu anda 500 euro civarında burada. İki kol falan seçenekleri var. Oyunla moyunla veriyorlar. Bayağı bir promosyon oluyor.
Evet arkadaşlar, 13 dakika oldu. Top of Cruise'a geldik neredeyse. 20 mil kaldı. Şıkır şıkır gidiyoruz. Toplamda bir saatte bitecek bu uçuş. Filipinler efsane. Filipinlere de gitmek isterim. Bu arada popüler bir adası var şimdi Filipinlerin. Herkes oraya gidiyor tatile. Hemen onu söyleyeyim size. Benim bir arkadaşım da gideceğim falan dedi de. El Nido, El Nido, El Nido. Herkes El Nidocu olmuş. Al. Herkes bizi El Nido'ya gideceğiz diyor. Ne var bu El Nido'da ya? El Nido'ya da indik bu arada ATR ile gençler. Bilenler bilir. El Nido'ya konvansiyonel yaklaşma yoktu. Visual inmiştik ATR ile. Meydanı güzeldir bu arada. Herkese tavsiye ederim. Biz bu arada RMP'ye yaklaşacağız. Denize sıfır. Oh. Böyle 2.7'ye böyle yalayarak böyle ineceğiz abi. 43 şeyimiz. Elevation'ımız. Fit. MD değerimiz de 420 olacak Elnev'de. Pardon. Charlie Class'ta 460'mış bizim uçağın sınıfı. Tamam. Longitude olarak da 2100 metre görüş istiyor. İnşallah sorun olmaz. Metarımıza bir bakalım hocam. RPVD. Güzel. Yukarıda ceiling var. Önemli değil. 7000 fitte ceiling var. 1400'de az bulut. 10 kilometre üzeri görüş var. 290'dan 4 knot. Overcast diyor. O 7000 fitteki bulutlardan dolayı overcast. 26 derece. Tamam. Yorulmaz kimse. Evet, Altim Cruise'a geldik. 310. Şöyle gelelim. Performansı alalım. 194 milde Top of Descent'e kaldı. Şöyle Mücahit'e bir bakalım ne yapıyor. Mücahit arkamda güzelce geliyor. O da yükseliyor yavaş yavaş. Hızı da güzel. Tam böyle aramıza mesafe olmuş. Yeni bir arkadaşımızın daha inişini izleyeceğiz inşallah. Sevgili Berkay, Batuhan, Güven. Bunlardan sonra bir arkadaşımızın daha, Mert Kaptan bu arada tabii ki. En büyük virüslerden. Gelmiştin değil mi bir kere daha? Bir kere. Aynen, ben de onu düşünüyordum. Şimdi başımı öne eğdim ya. Gelmiştin, gelmiştin, tamam. O zaman o sistemden önceydi, senin yeni sistemden öncedir. Santa Cruz mu yaptık? Hadi ya. Bak buralar hepsi ada. Şuralar hep ada komple. Springs'ten. Tamam. Tamam, anladım. Bu arada Amerika ayağı demişken ben Avustralya ayağını da düşünmem lazım şimdi. Evet ya, öyle Ronfalya ya. Dedim ya yayının başında, kalkışta. Dünyanın en fazla adaya sahip olan ülkesinden bir tanesi galiba, veya en büyüğüdür o konuda. Neyse, biz adalara bakmaya devam edelim. 100 küsür mil kaldı zaten. Bizim gideceğimiz meydana başka kimler gidiyor? Yok, olmaz acı. Kantas zor.
İnşallah daha da çok uçarsın ya Mücahit. 2024'de de hazırlanıyorsun sen de. Yok hocam para yok. Ya bir dur. Bu arada Oşiyanika, bu arada Avustralya değil sadece. Oşiyanika'da sadece Avustralya yok. Yeni Zelanda var. Papua var. Bir sürü yer var ya. Önce biz abi gene ne yaparız? Bir MD-87 çakarız. ATR gelir. Bir tane de şey gelir abi. British Airspace. Aslında 737 de gelebilir bu arada. Şeyin biliyorsunuz United Airlines'in Marshall Adaları'nda falan ara uçuşları var Guam'dan falan. Belki onlardan bir tanesini yaparız. Geçen bir tane meydan gelmişti. Belki onu yaparım ben. Buluruz. Marshall Adaları'nda bir yere gideriz. Güzel bir saatlik rotaları var orada da. Aynen yarın 737 yaparız. Saipan mı? Hemen bakayım Saipan'a. Oo. Kuzey Mariana Adaları. Bir bakayım. Yaklaşma. Burası askeri meydan mı? Arnav var. Pist uzunluğu 2661 olabilir. Rota şeylerine bakarız abi. Nereler var şeylerinde? Dağarcığında. Bakayım nereler varmış PGS'ne. O Seul'dan, Busan'dan falan uçak var ama uzun sürer onlar. Seul'den 4 saat, Tokyo'dan 2.57. Guam'dan yakındır abi. Guam'dan bayağı yakın. 40 dakika falan. İşte o United'ın o 738 uçuşları işte. Ya abi bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar şey diyor ya. Bak param olsun o United Hava Yolları'nın Hawaii'den çıkıp Guam'a kadar geldiği o Island Hops var ya 7 tane adaya mı 6 tane adaya mı ne uçuyor? O uçuşu yapmak isterdim biliyor musunuz? Ya yok böyle bir şey kardeşim ya. Dünyada çok az yerde var öyle uçuş. Dur ben size göstereyim bak şurayı. Adam MSFS'te yapmış ha bunu. Eder. Hocam bak şunu bir izleyin tamam mı? 738'de 15 saat sürüyor yolculuk. İn kalk 15 saat. Bunu izleyeyim zamanınız olursa. Ben YouTube'dan yayın izletmiyorum genelde gerek yok. Ama siz zamanınız olursa bak izleyin o dediğim olayı anlarsınız. Mükemmel bir şey ya. Bak, Honolulu Majuru, Majuru Kvajalayın, Kvajalayın Kosreya ki Kosreya meydanı çok iyidir. Kosreya, Pompei orada güzel. Pompei Chuuk, ondan sonra da Guam abi Chuuk'tan. Yani simülatörde canı sıkılanlar o uçuşları yapabilir bu arada. O kadar sabrınız varsa efsane olur. 738'e gerçek yani.
Biz o aralardan bir tanesini yaparız abi yarın. Dün ekledim ben bir tanesini. Hangisiydi burası? Ha şuraya. Saatini bir öğrenin peki. Arrival. Büyük ihtimalle Majuro veya Pompei'den kalkacağız. Bu dediğim... Tabii, Jeju'ya uçtum. Bir dakika, Simbirif'ten hemen ben planını, yarının planını çıkarıyorum arkadaşlar. Neydi burası? ...738. Şöyle 160 konfigürasyon olanı yapalım. Vallahi süper hocam. Tamam, yarının uçuşu çıktı. Yarının uçuşu çıktı. 53 dakika. Prosedürle tam 1 saat. Hadi iyisiniz. Hadi bulduk gene uçuşu hadi. Aynen, Ronfaylar'dan esinlenerekten Oceanica'nın birinci ayağını bulduk hocam. Güzel bir arnev yaparız. Zaten sıfıra sıfır iniyorsun. Oh. Efsane. Tamam. Rüzgarı da boldur. Information weather diyelim. Şu anda 3 knot ama akşama şey yapar. First class'te de business class'ı uçtum palacım. Yani business da güzel. Lufthansa'da uçtum. Brüksel'de uçtum. Türk Hava Yolları'nda uçtum. Business. Aynen, benimle. Arkadaşlar yarın Marshall Adaları'ndayız 737 ile. Ama sabah mı yaparım, öğleden sonra mı bilmiyorum. Sabah yaparsam öğleden sonra bir tane daha yapmam lazım. Bakarız. Yaparız ya. Bu arada Top of Descent'imize 119 mil kaldı. Harika gidiyoruz. Aynen. Biraz kötü çünkü koltuklar moltuklar fark etmiyor. Sadece ortadaki koltuğu, yani dar gövdede diyorum bu arada. Büyük gövdede uçmadığım için Atilla'cım bilemem. Ortadaki koltuğu yatırıyorlar abi, sana şey oluyor orası, konsol oluyor falan. Ama hizmet çok iyiydi ya. Eyvallah Oniponki. Sağ olasın. Radyoyu hemen seninle paylaşayım bu arada. Kopyala. Onikopompi'ye attım hemen. Ya hocam bence A380, bak Palacım, A380 öyle senin tahmin ettiğin büyüklükte bir uçak değil. Yolcu sınıfı olarak. Onu söyleyeyim sana. İki katlı olduğundan mütevellit bazı darlıklar yaşayabilirsin. Bazı, yani A300'e şeyde uçacağına 787'nin şeyinde uç daha iyi. Business first class'ında. Gerçi 787'de first kim uçar ya? Virgin falan uçuyordu galiba. Tabii. Ya gerek yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer uzun uçmuyorsanız bence business class'ın bir şeyi yok. Bence bir artısı yok abi. Uzun uçarsan var. Bir de bak ben size bir şey söyleyeyim. Ya görgüsüzlük değil canım. Sen de normal insanlar gibi kullanırsın. O senin görgüsüzün, estağfurullah. Görgüsüz yapmazsın da. Eğer uzun uçuyorsan, param varsa abi ben uçmak isterim business class. Bak first değil ama business. Zaten first class'a hep bütün hava yolları öyle vaat edemiyor da. Çünkü gerçekten rahat uçarsınız. Yani özellikle bu koltuk aralıkları, efendim koltuğun yatması vesaire, genişliği, o çok büyük fark eder. Bir de şimdi Lufthansa'nın Atilla kaptanın dediği gibi çok böyle bir fark etmiyor. Çünkü koltukları farklı. Türk Hava Yolları'nın bu arada business class koltukları dar gövdelerde dünyanın en iyilerinden.
Abi ben A321 ne öyle business uçtum. Ya o koltuğu görmeniz lazım ya, business class'ı. Türkiye'de yapılıyor. Ya böyle bir koltuk yok yani. Ev salonu gibi böyle düşün. Efsaneydi. Lufthansa'ya gelelim abi. Lufthansa'nın Frankfurt'taki havalimanındaki business, yani business class yolcuları vaat ettiği o lounge'ı bir görmeniz lazım ya. Yok yok, Türk Hava Yolları da, şeyde de abi, iç hatlarda da dış hatlarda da koltuk aralıkları çok iyi bence. Abi Lufthansa ile şimdi İstanbul'dan Porto'ya uçuyorum, tamam mı? Böyle 4-5 saat var böyle bekleme. Havalimanına indim abi. Doğru duşa gittim. Bak duş mükemmeldi. En böyle bilindik markaların güzel esanslı parfümlü şampuanla böyle rahatça duşunu alıyorsun abi. Ondan sonra 2-3 tane zaten salon var şeyde, business class'ta. Lunchlarında abi, lunchları çok iyi. Kahvaltılar vesaire hepsi var. Ayrı böyle uzunlamasına böyle yatak odası gibi düşün. Koltukları var. İster orada istirahat et, ister yemeğini ye falan. Kesinlikle çok iyi. Bir de bir şey var, bilmiyorum biliyor musunuz? Priority kart diye bir şey var, hiç duydunuz mu onu? Priority Pass diye bir şey var, hiç duydunuz mu onu? Priority Pass da kartın parasını peşin veriyorsun, tamam mı? Aynen, launchlar için. Kartın parasını peşin veriyorsun. 10 tane launch'a dünyadaki her işte onların belirlediği launch'lara ücretsiz giriş hakkım var. Yani toplu olarak yok. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Mücahit, kartın adı bir kere tamamen reklam şeyi. Tamamen kandırmacı. Sen Priority Pass deyince ha biz önceden geçiyoruz falan alıyor. Öyle bir şey yok. Sadece launch kullanımı bu. Çok büyük bir reklamcılık dahili diyelim yani. Dahiyane bir fikir derler ya, aynen öyle. Bu arada 85 mil kaldı. Hemen biz bu arada şeyimizi dolduralım, tamam mı? Approach pace'imizi. Öncelikle ne demiştik? Hava durumu 26 derece, priority pass'ı anlatacağım. QNH'imiz şimdilik 1009. Şöyle girelim, tamam mı? Arnav'de, Elnav, Vinev'de Charlie Class için 460 verilmiş. Baro değerinde onu da girdik. Tamam, yolumuza devam ediyoruz. Neyse, şöyle priority pass almam şöyle oldu hocam. Ben 2018'de bayağı bir seyahat yaptım, tamam mı? Amerika vesaire gittim. Amerika içinde uçtum. İşte buradan bak, Porto'dan çıktım Madrid. Madrid'den Miami'den iki sefer New York'a gittim geldim. Bir daha New York'tan Miami'den Madrid'e, Porto, ondan sonra İstanbul'a gittim. Başka bir yerlere daha gittim. Şimdi böyle olunca bu kartı almak bana avantajlı oldu. Ne yaptım abi? Kartı aldım. Zaten 10 giriş. Ben 8 tane uçuşu kafadan yapacaktım uzak yerlere. Amerika'da dahil. Efsane oluyor. Eğer böyle sık uçuyorsan veyahut o yıl diyelim bir uçuş serüvenine katılacaksan, sağa sola gideceksen çok iyi oluyor. 100 küsürü euro mu ne vermiştim ben? Kart eve geliyor. Ondan sonra o kartla neredeyse hemen hemen dünyanın her yerindeki bütün, tabii ki Türk Hava Yolları'nın launch olmasa bile başka bir launch diyelim, girebiliyorsun. Oradan iyi bir avantaj sağlamıştım. En azından havalimanında pahalı şeylere para vermiyorsun. Birinci özelliği bu. Yani yeme içme konusunda. İkincisi, yolcu sınıfından ayrı bir yerde rahat bir şekilde oturuyorsun. Götün başın ağrısı gidiyor. Tabii giriş ücretsiz. Yani lunch'a giriş ücretsiz oluyor o kartı alınca. Toplu veriyorsun yani parayı. O da ortalama 20 euroya falan geliyordu yani, düşün. Aynen. Ya eğer o yıl uçacağından, Harvey hoş geldin tekrar. Eğer o yıl uçacağından kesin eminsen, wow, super hot pilot, welcome or hoş geldin. Neyse, eğer o zaman uçacağından eminsen abi, al o kartı, süper oluyor. Yani İstanbul'da Sabiha Gökçen'de de kullan, büyük meydanda da kullan, tamam mı? Süper bir şey yani. Eyvallah, sağ olasın. Aramıza hoş geldin sen de tekrar. Yalnız Nick efsaneymiş ya. Biz seni
Oylem süper hot pilot diye abaza demesinler sonra. derler bunlar. Yoksa sıcak balon pilotu musun diyormuş. Aynen. İşte priority pass olayı böyleydi yani. Bayağı bir kullandım. Ekmeğini yedim yani. Launch bakımından Brüksel'deki launch da iyiydi. Öyle gidip kullandım onu da Brüksel'de business uçarken. Bu arada bana geçen 2 ay önce, 2 ay değil ya, 2 ayı geçti galiba. Benim geçen sene Floransa dönüşüm bir uçuşumda böyle bir rezillik yaşanmıştı TAP Hava Yolları'nda. TAP bana 650 euroluk uçak bileti hakkı ya da 60 bin mil ya da 400 küsür euro ve artı benim otelde yaptığım masraflar dahil bir para teklif etti. Ben parayı teklif ettim. Aslında 650 euroluk bilet de iyi fikir daha. Böyle Amerika, Brezilya falan uçulabilirdi yani o paraya. Neyse. O 60 bin mili alsaydım böyle arada sırada yaptığım uçuşlarda böyle upgrade gelebilirdi yani. Aynen öyle valla. Cash is king. Hiç uğraşmadım. Hemen IBAN'a attım. Paramı gönderin kardeşim. Çünkü beni çok büyük rezil etti ya. Zaten TAP Hava Yolları'nın kendisi rezil de bir de yolcuları rezil ediyor. Abi şimdi ne oldu biliyor musun? Floransa'ya uçak 3 saat geç geldi. Harvey 56 eğer uçuyorsan ki sen biliyorum sana joystick de alacaktık değil mi biz? Navigrab sana hemen göstereyim. Bak Navigrab bu. Navigrab bu uçuşta olmazsa olmazımız. Bak harita üzerinde uçağımızın nerede olduğunu görüyoruz, tamam mı? Chartlarımız burada. Hangi yaklaşma chartımızı uygulayacağımızı görüyoruz. Tamam mı? Hangi iniş chartını kullanacağımızı görüyoruz. Olmazsa olmaz. Navigrab. Bence. Ya benim bu arada simülatör için aylık olarak düzenli para verdiğim tek uygulama bu. Artı Harvey sen bizim Discord'umuza gelemiyorsun galiba. Bilgisayar evde yok falan demiştin galiba. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bizim Discord'dan arkadaşlarla sözleş, tamam mı? Ortaklaşa onlar geldin mi? Ortaklaşa Dana'ya girer gibi Navigrap'a giren arkadaşlar var. Bir 2-3 kişi birleşin. Ortaklaşalım. Ben aylık 11 euro veriyorum. Aynen bak 10 euro demiş. Süper hatta hemen 5 euro ver aylık. Beraber ortak olun. Yani olmazsa olmaz. Sen kullanmıyor musun? Sende cephesin vardı. Sen pilot adamsın abi. Büyük ihtimalle. Bu arada Top of Descent'imize 37 mil kaldı. Yolu yedik gene ya. Tabii, peşin alırsan daha uygun. 3-4 kişi hatta bizimkiler 7 kişiyi de geçmişler. Bence alın yani. Ben tek veriyorum ne yazık ki. Bak Simbrief ücretsiz. Bu arada Simbrief'i Navigrap aldı. Süper. O ücretsiz ama onu da Navigrap aldı. Orada biliyorsun uçuş planlarımızı Simbrief üzerinden. Eğer o Türkçe şey geldi. Bak ben size şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bak Simbrief gibi özel bir uçuş planlama programıdır bu. Ki Simbrief'ten önce ben bunu kullanıyordum. Simbrief'te eğer Navigrab üyeliğiniz yoksa tamam mı? Airac Circle olarak çok eski Airac veriyor. Ha. Tamam.
Mücahit'cim bak bunu alırsan, bak buradan yaparsan planını güncel Eyrak'a göre verir. Rahat ol. Biz burada kardeşiniz size şey yapar. Eyvallah eyvallah, hoş geldin tekrar aramıza. Hafta içi her gün buradayız. Honki ponki. Güzel kardeşim, online flight planının da zaten PDF olarak çıktısını alabiliyorsun. Niye böyle itiraz ediyorsun Mücahit'cim ya? Ben sana güvenmesem bu şeyi önerir miyim acaba? Orada da var, rahat ol. Sen insanları bezdirme. Adamın parası yok, Navigraf'ı veremiyor. Bak ulan şuraya bak. Bir ada arkada, bir ada önümüzde, bir tane daha ada. Pala'nın 2000 adasından 1980'incisinin üzerinden geçeriz. Bu arada Efes Router diye bir program vardı. O da güzeldi bu arada. Onu da ben çok kullanıyordum. Simbrief var, bir de şey var. Simbrief'te plan yaparken orada küçücük kutucuklar açılır. O kutucuklarda bir tane gerçek rotaları çıkaran bir tane siteye bağlanıyor. Oraya da basabilirsiniz. O da güzel. Hocam initially RMP'miz için 2000 diyor. Mandatory. Ben de ne yapıyorum abi? 2000'e önceden set ediyorum. Şöyle 2000 set. Bir dakika, bir dakika Palacım. Memlekete götürmeden önce Lozan'a götürmemiz lazım. Bir onay almamız lazım. Bu arada Harvey, bak şuradaki logoyu görüyor musun? Bak şuradaki. Eğer Navigraph üyeliğin olursa Airac güncellemelerini otomatikman, burada programlarımız var. Gene göstereyim istersen sana. Discord yayına gelelim. Şuradan. Bak. Navigraph FMS Data Manager var. Burada mesela Lidl, Nemmap ve Topcat için burayı kullanıyorum. Aa, Almancı geldi, kaçın. Ondan sonra şurada Navigraph Hub var ki en önemlisi bu bak. Circle Reviation 4 gelmiş. Update etmem lazım. Dokunmuyorum. Phoenix için burada, diğerleri için de burada, bak görüyorsun bütün uçakları otomatikman güncelliyorsun. Şurayı birazdan yapacağız abi. Kubik hoş geldin. Dur sana cemalimi göstereyim. Eyvallah, sağ olsun, süper at, kendine çok iyi bak, aramıza hoş geldin. Dediğim gibi Discord'da buluşmak üzere. Orada herhangi bir konuda hasbihal etmek, görüş almak istersen veya görüş vermek, bize de yardımcı olmak her zaman bekleriz. İyi uçuşlar olsun. Vatsim'de var mısın bu arada? Sen çünkü Phoenix yok mu sende Harvey? Sen ne öyle mi uçuyorsun? Hangi uçakla uçuyorsun? Eğer Phoenix uçağına sahipsen bu standart geliyor. Artı her uçağa ve her simülatör stüdyosuna göre ayrı tablet var bu arada. Hocam şöyle bir kere dokunduk. Tamam mı? Normal RNAV takibiyle. Tamam, ne öyle uçuyorsan normal, sen şunu al bak. Neydi hocam bizim şeyimiz? Arkadaşlar A320'nin Latin VFR mıydı ya? Hangisiydi? Flyby var mıydı? Şunu ara. Flyby wire yükle. Harvey. Dur sana link atalım ya. Al. Bu ücretsizdir. Bunun yükleyicisini yükleyeceksin, tamam mı? Senin o şu anda elindeki hali hazır A321 Neon daha da güzelleşecek. Default Airbus uçağına bu arkadaşlar modla daha da güzelleştiriyor. Her türlü şeyi bulabilirsin onun içinde. Tableti çok iyidir. Biz Phoenix kullanıyoruz. Phoenix'ciyiz. Elhamdülillah.
Evet, descentimiz başladı. Yaklaşık 43 dakikadır havadayız. 1 saat içerisinde inmiş olacağız. Manas'a geliyoruz. Manas arrival noktamız. Harveycim, bana Discord'dan yazar mısın? Bana Discord'dan uçak yaz. Sadece uçak yaz. O Manas Destanı. Manas Kazakistan'da mıydı? Kazakistan'daydı değil mi Manas? Yoksa Türkmenistan mıydı ya? Kazakistan, aynen. Manas'ta şöyle bir olay var. A330 gelirse Aerosoft'a, Manas'a kargo uçuşu yaparsınız. Kargo uçuşları yapılıyor Türkiye'den. Valla ben de direkt Manas'ın kargo üssü olduğu geldi aklıma. Direkt oradan gireyim dedim ya. Evet. Harvey giriş yaptı. Bana mesaj atmasını bekliyorum abi. Birazdan leakleyeceğiz. Harvey'i Beykoz'a götüreceğiz. Bekliyoruz Harvey. Tamam, bana yazsana sen özelden. Doğru, Dirty Ritter, iyi yaptın. 56 küsür lira mı hala? Ya Memolicim, niye öyle fantezilere giriyorsun ya? Evet, sadece şey için, X-Plane için orada pek bir şey bulamaz. X-Plane'de özel bir şey istiyorsan Mücahit benden iste. Uçak yazmış, bak. Harvey'i aydınlattım. Ayrıyeten X-Plane ile ilgili falan bir şey isteyen olursa haberleşelim. Geçen kime Tolis vardı? A320 Tolis var elimizde. Al işte. Aa, sen bir şey söyleyeceğim. Türkiye marketinden almadın mı? Ha doğru ya, sen Almanya'daydın Dert Reter ya. Pardon. Ben 20'den aldım hocam. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Harveycim, senin zaten simülatörümüze oyun demenden anlaşılıyor ne kadar basite aldın. Oyun deme şuna. Kızıyor. Microsoft'tan arayacaklar bak şimdi. Aha. Güven geldi. Yeğenim, hoş geldin. Ne haber? Ne oyunu Pac-Man? Aynen. PS21 ile dağları ısırıyoruz. Vallahi mı? E sen bir ara evdeydin sofrencim ya. Yok yok, mesafeyi hiç bozma, böyle gel. Böyle gel. Temiz. Bir dakika, ben şeye bakayım abi. 2.7'de ineceğiz. Zaten pistin sonu şey olacağı için, apron olacağı için soldan direkt ben döner seni izleriz kameradan. Mor direkt diyor. Verelim bakalım direğimizi. Vallahi mı? Aha bak, Pala'nın oyun şeyi. Oyun travması. Abi sakın öyle bir şey demeyin ya. Ben vallahi 2003'ten beri simülasyon diyorum. Yok yok, Türkiye'den alınca 58 lira ya, Dert Reter. Bayağı indirimden aldı millet, biliyor musun? Bizim kanalımıza sağ olsun takip eden herkes yani cracklisi çıkana kadar bile, çıksa bile parayla aldılar. Kim 1300 lira? Yok, uçak değil, uçak değil o. Simülatörü demiyor Harvey, uçağı diyor o şeyi. ATR'yi diyor.
Simülasyona mı küstüydün? ATR ile uç Harvey, sana bir tane ATR uçuşu yaparız ya. Büyük ihtimalle Papua'da falan şey yaparız. Hamse kusur diyor ya. Bu arada bu Power FM'in şeyi, Earth radyosu bütün dünyadan çalıyor müzikleri, haberiniz olsun. Baya güzel, tematik. Eğer gittiğiniz ülkede İspanyolca falan dinlenmiyorsa, ki gerçi Filipinler'de de İspanyolca konuşuluyor. Ben bayağı sevdim ya, sabah da güzel oldu. Şimdi hocam yarın iki tane uçuş yapar mıyız? Yaparız. Yarın. Evet, şu anda indirim var orada bayağı. Bayağı indirim var. Bu arada meydan şurada. Bir saniye. Konumu şurada bir yerde olması lazım. Aynen şurada. ...13.000 geçiliyor, güzel. Fren ne yaparız? Medium yapalım ki... Yo, low yapalım. Zaten pist sonunda apron. Onun acelesini yapmıyoruz. Transition altitude'umuz burada. 13.000 geçiliyor. Şöyle basalım. Simülatörün sesini açıyorum. Radyoya teşekkür ettik. Size de açtım simülatörün sesini. Biraz daha direkt istiyor. Bu arada şeyin Grassi noktasında minimum speed'e getirmem lazım uçağı. Çünkü orada zaten 250 knot şeyimiz var. Hatta şimdiden approach phase'e bir kere basalım, tamam mı? Rahat rahat insin uçak. Vertical speed'i de 2500'de bırak Fatih Efendi. Ya Oppenheimer'ı şey, vallahi tüm detayları öğrenebileceğin, detayına göre bir şey söyleyeyim mi sana Harvey? Detayına göre değişecek. Sen neyi öğrenmek istiyorsan, tamam mı? Şey yaparsın. Neyi öğrenmek istiyorsan ona göre MSFS 2020. İngilizcen nasıl bu arada? İnşallah iyidir. İngilizcen iyiyse dolu dolu kaynaklar var. Eğer uçaklarla ilgili tutorial istiyorsan, o uçakları yapan stüdyolar tutorial hazırlıyorlar. Onlara bakabilirsin. Türk yayıncılarımız var. Mesela bu A320 uçağında Fatih Bakaptanımız var. O çok iyi uçuyor. Benden çok çok daha tecrübe. Çünkü neredeyse bütün uçuşlarını onunla yapıyor. Tamam mı? Ondan sonra yabancı güzel pilot olan insanlar var. Tutorialler konusunda oldukça yardımcı oluyor da. Bu arada constraint'lerimizi şöyle açalım. Hızımız düşüyor gençler. Yavaş yavaş. Meydan burada kanat ucunda. Birazdan döneceğiz. Mücahit de geliyor yavaş yavaş. Evet, Ceden'de de 3000 ikazımız var. Artı ileride de 185 nat ikazımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Birazdan Arnav'a göre biz alacağız uçağı. Var var, ceiling normal ama gidiyor, merak etme. Daha doğrusu geçti ceiling. Evet, minimum speed'e geldik. 220, zaten 230 olacaktık. Bu şekilde devam. 2000'e kadar devam.
Şu an için rüzgarla ilgili bir problem yaşamayacağımıza inanıyorum. O yüzden herhangi bir go-around durumu veya circle slant yapmayız. 290'dan 4 knot. Bizim iniş başımız 274. Güzel. Grassi'ye doğru dönüyoruz şu anda. Maksimum 250 knot'ta. Biz 230'da tutuyoruz uçağı. Alçalmaya devam. Eyvallah, sağ olasın, sana da inşallah birazdan. Evet, burada Wiener Deviation da geliyor. Birazdan onu takip ederek ineceğiz. Ben bir flap vereyim, safe olsun ortalık. Vertical speed'imizi. Eyvallah inanç. Minimum şu anda 439, 460 bizim için. Son hamle. Kibine geliyoruz. VD402, 185 knot şeyimiz var. 2500. Çek. 2000'e böyle devam. 185 notu ineceğiz. Bu şekilde devam. Arm ettik. Baroyu resetledim. Bir flap daha verdim. 185'te tutalım abi uçağı. Birazdan eline VNAV takibiyle. İyi inişler olsun. Diyeceksin ki şimdi ortada meydan yok. Var var. Birazdan gelir. Offset var mı? Offset yok gibi ya. MDA 6.1 mil kala. Süper. Şu anda 185 knot'tayız. Düşür güzel kardeşim hızını. Flaps 3, bir down. Approach'umuz 3000. Right turn'e 190 maksimumda degreye döneceğiz. Flaps full. Evet, uçağı aldık. Hadi bakalım. 3000'i ayarladık. Devam et. Field insight, runway insight. Speed manage. Rüzgar okşuyor hocam. Vallahi okşuyor. Şu anda 13 knot ama dur bakalım. Affedecek. Bu arada terlikleri giy Fatih Efendi. 1000. Çek. Meydan irtifamız 40 küsürdü. Rahatız. Papileri görüyorum gibi. Biraz böyle başı kaldıralım. Rahat inelim.
Ne yapıyoruz abi? Her pilotun yapması gerektiği gibi aletle uçuyorsak alete bakıyoruz genelde. Artık, minimum. Evet, şu anda biraz daha önümüze doğru bakabiliriz. Rüzgar baştan ama bayağı bir çarpıyor gibi sanki. Acaba cross da mı var ya? Bayılıyorum şu denize sıfır yaklaşıyorsun ya. Prenses Giuliani'ye gidiyor adamlar. Al buraya gel işte Filipin'den. 100 50 40 30 20 retard. Dur ekipmanı göndereceğim şimdi Memoli. Manuel. Eyvallah. Hemen sol baştan çıkıyoruz. Mücahit kaç mil desin? 10 mil süper. Hemen park edip sana geliyoruz Mücahit. Adam 10 mildeyim dedi ya. Böyle gizli crosslar var. Dikkat et Mücahit'ciğim. Gözüm sende bu arada. Gerçi 10 mil dediğin nedir abi, hemen biter. Gözümüz Mücahit'te. Geliyor. Kamerayı hızlandıralım. Air Asia ile. Bak bak bak, rüzgar görüyor musun? Windsock'u geri dönüyor falan. Evet, Mücahit nerede şimdi? Sorun o. Şu anda geliyor. Final gibi gözüküyor. 2500'de demek ki alçalmaya başlamış. Şimdi gelir abi. Hah, gördüm. Işığını gördüm. Tamam. Bu arada biz şöyle güzel bir etrafımıza bakalım. Şehir güzel. Bu arada tatil beldesi burası. Çok güzel plajları var. Koylar, moylar. Arkadaşlar yarın birinci uçuşumuz inşallah Marshall Adaları'nda olacak. Sonra da Papua'da veyahut Timur taraflarında bir yer yapabiliriz. Veya Avustralya'da olabilir. Ya, Avustralya'da güzel bir meydan geldi. Qantas'ın British Airspace ile büyük ihtimalle orayı yaparım ben. Yakın bir yerden. Aa vallahi geliyor. Abi uçak bembeyaz. Ceiling de var ya, hiç gözükmüyor. Aha geldi. Lan bakmaz olsaydım sana ne o Mücahit ne yapıyorsun? O neydi öyle? Ödümüzü patlattın Müco. Ne pardon pardon, doğru ya, Mücahit X-Plane'den geliyor bu arada, o yüzden öyle gözüktü. Elevation farkı olur, X-Plane'de uçuyor Mücahit o yüzden.
Geçerli indi bence. O bize söyler şimdi nasıl indiğini. Baş mı kaldırdı o? Vallahi baş kaldırdı. Ha baş kaldırdı dedim. İşte elevation'dan yüksekte gözüküyor. X-Plane'de uçtuğu için Mujo. O yüzden öyle oldu. Yalnız şu dağlara falan bakar mıyız bir? Ellerine sağlık. Arkadaşlar saat 17.24. 18 küsürde bizim circuit training var. Kurs var. Kurs dedim, spora gideceğiz. Çok güzel bir uçuş oldu. Çok zevkliydi. Dediğimiz gibi bir saatte yaptık uçuşumuzu. Şıkır şıkır. Mücahit'in ellerine sağlık. O da bize eşlik etti. Chat'te de bize eşlik eden sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah büyük ihtimalle Marshall Adaları'nda olacağız. Ondan sonra öğleden sonrası için Avustralya taraflarında bir uçuş planlıyorum veya Yeni Zelanda'da. Duruma göre bakacağız. Herkes kendine çok iyi baksın. Tekrar aramıza katılan yeni arkadaşlarımız için de onlara hoş geldin diyorum ve Discord'da bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın.